Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daikin. Hinçer Bey, boyun eğmemek, diklenmek. Göze çakmak. Göze çakmak. Dikkat çekmek için. Aklıma bana gelmedi. Bak. Yüzüme bir su. Göze çalmak. Boru paça. Boru paça. Endişe içerisindeyiz. Endişe içerisindeyiz, evet. Sonuç. Ürkütme bizi reji. 4900 kasamız. Bugünlerde. İki kelime. Tamam, bu günlerde. Bugünlerde. Bugünlerde. Gün. Bugün. Bir iki gün içinde. Bir iki şu gün günlerde. İçinde. Bir gün sonra, iki gün içinde. Bugün yarın. Efendim? Aa, bugün yarın. Bugün yarın 800 puan değerinde. Çok teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin. Üçüncü yarışmacımız Canan Hanım'la, Sayın Canan Kara ile birlikteyiz. Biraz önce tanışma faslında da bahsettiler. Kendisi İstanbul Radyosu'nda ses sanatçısıdır efendim. Evet. Taze haladır. Öyle evet. Diyebiliriz. Evet. İlk yeğenine sahip oldu bir hafta önce maşallah. Şimdi de sorularına cevap verecek, puanlarını kazanacak. Koştura koştura hemen, koştura değil. Çeşitli araçlar kullanarak hemen İzmir'e gidecek. Efendim. Evet, bekliyorlar. Tamam, sizin aklınız Aras'ta. Aras'ın kokusu hala evet, burnunuzda. Maalesef çok biliyorum fakat çok ciddi bir çıta var. Reklamlardan ciddi önce bayağı. Gökçe Hanım buraya geldi ve 9100 puan kazandı. Üzerine de 1 dakika 3 saniye arttırdı. Ne demektir bu? En fazla 7 harf alabiliriz. Umarım güzel olur diyelim. Hadi bakalım. Aslında belli durum. Yani hani bir soruda harf almayacaksınız, bir tanesini de alacaksınız. Öyle böyle inci dizer gibi 14 soruya cevap verdikten sonra 1 dakika 4 saniyede arttırırsak bizden mutlusu yok. İnşallah, hadi İnşallah. Bakalım. Başlayalım ve görelim. Tabii başlayalım. Bu mesela harf almadan cevaplanabilecek bir sorudur efendim. Gelsin bakalım. 4 harfli bir cevabı arıyoruz. Diyor ki, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında reji veya programlarında oyunu yönetme işine reji deniyor. 400 puan kazandırıyor. Eski bir kelime fakat net bir sorusu var. Hı hı. Aslına bakarsanız bulmacalarda filan da sıklıkla sorulur. Buyurun. Şöyle bir şey. Diyor ki kira anlamındaki eski bir söz. Kiraya harf. Vermek nokta noktaya vermek. Harf olabilir miyim? Bir harf alalım. R harfiyle bitmekte. Bir harf daha lütfen. Peki bir tane daha. Ar. Muhtemelen sesli harfle başlıyor. Muhtemelen ikinci harf, sessiz harf. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha. Ne dersiniz? Acar mı? Bir daha. Devam. İcar. İcar işimizi görür, size de 100 puan kazandırır. Üçünü burada harcadık. Toparlarız. Çünkü harf almadan cevaplanabilecek iki tane soru var sırada efendim. Beş harfli cevaplarda harf almazsak icarda aldığımız üç harfi telafi ederiz. Evet, ilk yaptığımız hesaba göre telafi etmiş oluruz. Buyurun. Tek bir kelime şöyle sorulmuş. Bacağın kalçadan diz eklemine dek uzanan üst bölümü. Oradaki kemiğe de nokta nokta kemiği diyoruz. Harf lütfen. Peki. U harfi ki çok güzel. Uyluk. Uyluk kemiği. 400 puan değerinde 900 yaptık kasayı. Gayet güzel. Tam anlamı değil fakat kullanım alanlarıyla ilgili bilgi veren bir soru. Beş harfli bir cevap ki son beş harfli cevabınız. Buyurun gelsin. Günümüzde şark köşelerinde dekorasyon ögesi haline gelen bir tür ayakkabı. Artık kimse ayağına giymiyor bunu. Giyen varsa da ben görmedim. Dilimin ucunda derler ya. Kurtuluş Savaşı'nın resmi ayakkabısı. Söyleyeceğim. Ham sığır derisinden yapılan şeritlerle bağlanan. Anlıyorum ama dilimin İktidai koşulların ayakkabısı. Bir harf almak zorundayım. İşte mecburum. Düşünürdük biraz ama. Hani çürük nokta noktayı yabana atar. Çarık. Çarık. Dilimin ucunda ama deminden beri. O noktada durup düşünmek tamam. En doğrusu harf almak yerine. Buyurun 400 puan. Çünkü ne yazık ki Gökçen Hanım sağ olsun. Artık bizim dur bir harf alayım da düşüneyim konforumuz kalmadı efendim. Evet. Durdurduktan sonra 30 saniye süreniz var ve istediğiniz kadar cevap verebilirsiniz o süre zarfında. Tamam. Kullanınız. Buyurun 6 harfli cevaplar. Türkçe'ye Fransızca'dan,
Fransızca'ya da Arapçadan geçmiş olan bir rütbe, bir askeri rütbe bu. Biz Fransızcadan almışız, Fransızlar da Araplardan almış. Buyurun. Harf lütfen. Buyurun. Deniz kuvvetlerine ait bir rütbedir. Amiral. Amiral. 500 puan değerindedir. Amir Ali, yüksek komutan anlamına geliyormuş. Fransızcaya geçmiş, oradan da sonra bize geçmiş. Buyurun, son 6 harfli cevaba. Tek bir kelime. Yol gösteren anlamında Farsça kökenli bir kelime. Yol gösteren. Olsa olsa ne olur? Harf lütfen. Canan Hanım, üzüyorsunuz beni. R harfiyle başlıyor, yolu gösteriyor. Rota. Bir harf daha lütfen. Peki. Kılavuz. Kılavuz. Turist kılavuzu. Rehber. Rehber. 400 puan değerindedir. 2200 oldu kasa. 7 harfli cevaplara ulaştık ama artık harf almamamız gerekiyor. Tek bir kelimeden oluşuyor. İlk 7 harfli cevabımız şöyle soruluyor efendim, gelsin. Diyor ki, ancak kutsal insanların gösterebileceğine inanılan olağanüstü durum, ermişlerin, erenlerin, evliyaların gösterdikleri o mucizelere ne denir? Nokta nokta sahibi derler hani. Harf lütfen. Vazgeçtik. Peki. Nokta nokta sahibi. Hı hı. Bir harf daha. Evet. Alalım. Keramet. Keramet. 500 puan değerinde 2700 yaptık kasayı. Kaçırdık treni. Olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun ama kuvvetli bir puan alabilecek durumdayız. Biraz hızlı hareket etmek lazım. 1,5 dakikamız var. Daha 7 tane soru var cevaplamamız gereken. Buyurun efendim. Bu mecazi yandan bu 14'lünün içerisindeki zor sorulardan biri. Görelim. Diyor ki, mecazen harcayıp tüketmek, yavaş yavaş yok etmek anlamlarında kullanılan bir söz. Bir şey geldi ama harf alayım. Buyurun. En azından. Bir i harfi. Eritmek. İlk düşündüğünüz bu muydu? Evet. Tebrik ederim. Pratik zeka. Fakat ne yazık ki harf almak durumunda kaldık. Olsun, 600 puan. Güzel bir puan. İşte o tanışma faslında müjdesini verdiğim soru efendim. Bir makam. Şöyle sorulmuş. Bakmıyor çeşmisi ya. Nihavend. Affetmem asla seni. Ah İstanbul İstanbul oğlu şarkılarının ait olduğu makam. Canan Hanım soruyu okumadan cevabı yapıştırdı. Nihavend makamı. Keşke diğerleri de bu kadar şanslı sorular olsaymış. Buyurun, 8 harflidir. Son 8 harfli cevabınızdır aslına bakarsanız. Görelim. Argo'da fazla budala anlamında kullanılan böyle neşeli bir kelime. Sempatik bir kelime. Harf lütfen. Hani budala derken nasıl sempatikleşebiliriz? İşte böyle. Dal kabuk. Dal kavuk budala değil. Ne zeki dal kavuklar var. Dal kavuk değil. Durdurdum, ne güzel. Tam emin değilim. Bir kaynakta daha önce okumuştum. Sonra o kaynağı bir daha bulamadım. İşin ilginç tarafı efendim. Bir balıktan yola çıkarak oluşturulmuş denir bu tabir. Böyle oltaya çabuk gelen bir balık. Sazan falan değil. Deniz balığı. Oradan yola çıkarak oluşturulmuş ya. Bu tabir denir. Sonrasında hafifçe değiştirilmiş. Fazla budala. Laubali. Laubali de değil. Saftirik. Saftorik'ten ortaya çıktığı söylenen bir tabir ama net doğrudur. Bir kaynağımız yok. Evet, bu böyledir diyebileceğimiz. Durdurmasaydık iyiydi. Canınız sağ olsun. Keşke bir harf alsaydık. 4 tane soru kaldı geriye. Buyurun efendim. Tatlı tatlı cevaplayalım. Diyor ki, ölçüp karşılaştırarak hesaplamak. İki veya daha fazla şeyi... Harf lütfen. Birbiriyle ölçüp karşılaştırarak hesaplamak. Bir harf daha alabilir miyim? Bazen de bir kritere göre, bir ölçüte göre ölçüp karşılaştırarak hesaplamak.
Bir harf daha lütfen. Bir tane daha lütfen. Onu biliyorum. Bir harf daha alabilir miyim? Hah, bakın fena değil bu. Sesli bir harfle başlıyor. Oranlamak. Oranlamak size 500 puan kazandırıyor. 3900. Dil bilgisiyle aranız nasıl? Fena değil. Türkçe derslerini sever miydiniz efendim? Severdim. Yani matematikle pek aram yoktu. Türkçeyi daha çok severdim. Bölümüm itibariyle de sözelciyim zaten. Çok güzel. Şimdi size bir tane kelime vereceğim. O kelimenin içerisinde biraz böyle bir macera yaşayacaksınız. Gireceksiniz, çıkacaksınız. Birkaç tanesini beraberinizle çıkartacaksınız. Buyurun. Dondurmalı sözündeki sesli harfler için kullanılan bir tabir ki iki kelimeden oluşur. Dondurmalı harf lütfen. O, U, A, Ö. Bu harflere ne deriz? Bir tane daha. O, U, A, Ö. Söyleyeceğim de işte. Fark ettiğiniz üzere böyle bir... Kalın. Evet. Ünlü. Kalın ünlü 700 puan değerindedir. Kal sayı 4600 yapar. 10 harfli tek bir kelime, yabancı kökenli bir kelime kullanılıyor dilimizde. Türkçe karşılığını verdik efendim. Hava yuvarı ile ilgili olan anlamında yabancı kökenli bir söz. Harf lütfen. Hava yuvarı basıncı, nokta nokta basınç. Bunlarla hiç alakam yok. Bir harf daha lütfen. Bir harf daha. Durdurup düşünmek, evet en doğrusu. Hava yuvarı hava nedir? Yuvarı. Gezegenimizi çevreleyen hava yuvarı. Ne diyoruz biz ona? Hava yuvarı. Atmosfer. Onunla ilgili olan? Atmosferli. İyi atmosferci. Mi? Atmosferizm. Basınç derler mesela. Hava yuvarı ile ilgili basınç. Nokta nokta basınç. Atmosfer. Atmosfer. Ya bunu bilemezsem çok üzülürüm. Atmosfer. Psikoloji ile ilgili. Atmosferi. Atmosferim. Durun. Psikoloji ile ilgili. Mesela psikoloji ile ilgili sorun. Atmosfer. Şunu onu bir unutalım mı? Psikoloji ile ilgili sorun, psikoloji sorun. Atmosferik. Atmosferik. 800 of. Puan değerinde. Gelsin. 5400. Son sorudur, son cevaptır. O da şöyle sorulmuştu. Gelsin bakalım 14. soru. Tek kelime. Diyor ki kolları... Kolların sarılıp kalplerin yakınlaştığı sevgi iletimi eylemi. Kucaklama. Kucaklaşma. Kucaklaşma 1000 puan değerinde. 6400 artı 2 saniye. Saf terikte bir tane harf almıştık. Yani efendim 700-700 1400 puana mal oldu. Bunun aslı 7600 puandır. Yaşadığınız moral bozukluğunu hiç hesaba katmazsak. Güzel bir performans, teşekkür hak ederim. Etmediğiniz bir sonuç ama kocaman bir alkış hak ettiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Melül. Melül? Türkçe mi melül? Süzgün. 6 harfli süzgün. Yapın onu bana 5 harfli. Süzük. Süzük olur mu yahu? 2 kelime değil mi? Tek kelime. Patlayacağım. Neydi? Of. Çok mutsuzum. Çekiç demir. Çekici demir. Çekici demir. Çekiç. Hadi ya, come on. Think. Seyis, annemiz az daha bütün takılarını parçalayıp atacaktı vallahi. Ben duyuyorum zaten. Ayaklar. Bilmiyorum. Savcı. Getirip önünüze. Al ye. Serime. Ya. İyice karıştı. Ya. Çok teşekkür ederiz. Eksik olmayın efendim. Çok güzel 3 performans izledik. Aradan bir tanesi efendim biraz yukarıya doğru ilerledi. 9100 puan artı 1 dakika 3 saniye ile Gökçe Hanım. Birinci sırada Nursevim Hanım şimdi hevesi kursakta bırakmak için Benjamin'in karşısındaki yerini aldı. Öyle değil mi? İnşallah.
Derken bile sessiz çıkıyorsun. Yapma. İnşallah. Olmayacak şey değil. Yani, değil mi? Tabii ki. 7 tane harf alınacak, 1 dakika 4 saniye arttırılacak. 6 alırım ne gerek var 7'ye derseniz sürenin tamamı sizin. Özge Hanım'ı da dikkate almak lazım elbette tabii ki. Nasıldı sorular peki? Vallahi son dönemde yarışmaları izliyorum, biraz yükseldi sanki böyle biraz zorluluk oranı. Öyle mi dersiniz? Evet, eskiden daha çok biliyordum. Peki mesela İsmet Bey, Gökçen Hanım, Canan Hanım hangisinin soruları daha yakın geldi? Keşke o sorular benim olsaydı dediğiniz sorular var mıydı? İsmet Bey'inkiler biraz daha kolaydı galiba. Öyle mi? Dirayet falan zor sorular da vardı İsmet. Biraz daha bilebildim sanki. Öyle mi? Evet. Umarım efendim en uygun sorular bunlardır sizin için. İnşallah. 14 tane inci gibi soru, başla derseniz başlarım. Tamam, başlayalım. Hadi gelsin. 4 harfli tek bir kelime, bakın şöyle sorulmuş. Halk ağzında mecazen yeni gelin ve genç kadın anlamında kullanılan bir söz. Asıl anlamı elbette başka. Harf alayım. Yeni gelin, genç kadın. Harf alayım. Asıl anlamı bambaşka. Taze. Taze. 200 puan değerinde. Doğru kasaya. Güzel. Şimdi soruyu okuduktan sonra bir de küçük yardımda bulunacağım. Hemen harfe tutunmayın. Olur mu? Gelsin bakalım. Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş olan simge. Artık tabii ki birçok ceketin ön cebinde de görüyoruz kendisini. Eskisi kadar böyle alengirli bir anlam ifade etmese de. Ne dersiniz? Arma. Arma 400 puan kazandırır, 600'e çıkar kasa. Alkışın kuvvetlisi. O kadar güzel 5 harfli cevaplar gelecek ki efendim hiç harf almadan ikisine birden cevap verecek. Keyfinizi yerine getireceksiniz. Buyurun gelsin. 3. soru diyor ki, pek çok, oldukça bu anlama gelen bir söz. Hayli. Eyvah, hayır. Ne yazık ki. Durdurdum. Hayli, epey, fazla, pek çok. Harf alamıyorum. Oldukça tabii. Güzel. Oldukça. Nokta nokta güzel. Süper. Oldukça güzel. Nokta nokta oldukça güzel. Fazlaca. Ay. Hay Allah. Hayır. Oldukça kolay. Nokta nokta kolay. Ha gayret. Demeye kalmadan ortaya çıktı gayet. Gayet kolay. 100 puana gerinletti bizi, canımızı okudu. Of. 3. sorudayken efendim ayağımız takıldı. Hayli, hayli, hayli oldu yani. Doğru, aslına bakarsanız yani verdiğiniz cevap doğru ama biz illaki o kutuların içerisindekini istiyoruz. Diğerleri. 9100 puanlık bir çıta olunca da yaptığınız doğru bir hareketti. Ne yazık ki istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Evet. Keyfimize bakalım. Aynen öyle. Buyurun gelsin yeni sorumuz. Şöyle sorulmuş. İki ebeveynini de kaybetmiş olan çocuk. Yetim mi acaba? Bilmem. Yani zaten iki basın bence. Yetim. Yetim mi? Öksüz. Öksüz. Yetim babasını kaybetmiş. Öksüz iki ebeveynini de kaybetmiş. 500 puan değerinde 600. Çiçekleri bilir misiniz yani hani bir çiçeği gördüğünüz bazılarını, zaman şu şudur şu şudur diyebilir süper misiniz? Süper düzeyde bilmem ama bazılarını bilirim. Çok güzel. Gelsin bakalım. Değişik bir özelliğinden bahsediyoruz. Bu oldukça yakışıklı olan çiçeğin efendim. Buyurun gelsin. Genellikle süs bitkisi olarak yetiştirilen bazı mutfaklarda kökü değenen soğanlı bir çiçek. Kökü değenen harf alayım. Buyurun. Bizim mutfakta böyle bir şey yok ama özellikle batı mutfakların bazılarında bunu yemek olarak da kullanıyorlarmış. Harf alayım. Buyurun. Z harfiyle başlayan bir çiçek. 6 harfli. Harf alayım. Bu iş bitsin. Zambak. Zambak. 300 puan değerinde. 900 oldu kasamız. Son 6 harfli cevap. Tek bir kelime oldukça dolaylı bir soru. Gelsin efendim görelim. Korkumuz yok. Diyor ki, girgin denen karakter özelliğinin aşırıya kaçmış hali. Aman yok fazla aşırıya kaçtım. Şöyle diyeyim. Girgin insan çekinmeyen insandır. Utanmayana ne derler? Yüzsüz. Bir harf alalım. Bir harf dediler. Ben duydum. Ben duydum.
I harfi. Hırçın. Ar perdesi. Yırtık. Ar perdesi yırtılmış. 2 dakika 34 saniye var. Kasa 1000 puanın üzerine çıktı. Biz de böylelikle vardık efendim. Tam ortasına yarışmanın, daha doğrusu bu soruyu cevapladıktan sonra Nursevim Hanım tam ortasında olacağız. Gelsin bakalım. Ek almış bir kelime. Aldığı ekle birlikte anlamı şuna dönüşmüş. Kutsal varlıklardan beklenen şifa, kısmet, refaha erme gibi istekler için ayrılmış olan hayvan. Adak, kurban gibi bir şey mi? Şifa. Güzel. Sonuna bir ek koyduracağız demiştim. Adaklı. Kurban. Lık. Ne? Adak. Doğru. Hangisi sığıyor oraya o söylediklerinizden? Adaklık. O zaman ne yapmamız lazım? Durdurmak ve cevap vermek lazım. Ne demiştiniz? Adaklık. Adaklık 700 puan değerinde 2100 kasa. Bunlar kolay olanlar. Bakın zorlar bekliyor. Zorlaşıyoruz giderek. Yok, giderek zorlaşmıyoruz da bu zor bir soru. Kabul etmek lazım. Buyurun, uzun da bir soru. Derin duygular uyandıracak kadar hoş ve veya uyumlu ve etkili sözlerle dolu anlamında kullanılan bir tabir. Derin. Ek almış mıydı? Evet. Edebi. Manidar. Bence bir harf alın. Bir harf alayım. Buyurun. Bir harf daha alayım. Nokta nokta bir güzellik deriz. Şiirsel. Şiirsel. Süre gidiyor. Ben de onaylayamam oraya basmadan. Ama oraya basıp cevabı verirseniz ki şiirsel duyayım. Gayet güzel bir şekilde 500 puan diye bağırırım. 2600. 8 harflidir efendim. Bir birleşik kelimedir. Artık değişti bu. Artık şöyle oldu. Çocuk eğitim evlerinin eski adı. Çocuk eğitim evi. İki kelime mi demiştin? Evet. Yani birleşik yazılıyor. Ana okulu. Ben bilmem. Ama harf almanızı önerebilirim. Harf alayım. Buyurun bir harf. Eğitim evindeki o son kelimede bir değişiklik yok. Evi. Acaba ne evi? Ne evi? Bakım evi. Artık bu kurumlara çocuk eğitim evi deniyor. Fakat bakım eskiden... Bakım evi. Fakat eskiden... Çok daha böyle insanın içini karartan bir adı vardı. Harf alalım mı? Harf alayım. Alalım. Islahane. Hani son kelimede anlaşmıştık. Evi. Islah evi. Harf alayım. Harf alayım. Nursevim Hanım, Benjamin'le aranızda bir şey mi oldu? Islah evi. Hani dokunmaktan imtina ediyorsunuz da o yüzden soruyorum. Boşu boşuna 2 tane harf aldık. Buyurun ıslah evi. 400 puan, 19 saniye kaldı. Buyurun 8 harfliler. Daha 4 tane soru var, 19 saniyemiz kaldı. Gelsin. Bir bilgiyi, bir haberi etrafa yaymak, ilan etmek. Duyurmak. Hah, bu sefer bastık yahu. 800 puanla kazandık, 3800 oldu kasa. Haydi gelsin diğeri. 2 kelimeden oluşuyor ilk 9 harfli cevap. Hepsini göreceğiz bu soruların. Çabucak. Diyor ki, diğer taraftan, başka bir yönden bu anlamlara gelen 2 kelimeden oluşan bir tabir. Harf alayım. Harf dediler. Bir tane daha alayım. Bir tane daha dediler. Son üçüncüyü de istediler. İki kelime. Öte yandan. Öte yandan 600 puan kazandırıyor. Açıldık da geç kaldık. Alt anlamı. Mesela İsmet Bey'e sordum, akıl gibi efendim. Hem böyle öğüt tavsiye anlamında kullanılır hem de kafa cevheri olarak kullanılır. Bu da öyledir. Asıl anlamı değil, alt anlamını konuk etmişiz soru kutucuğunun içerisine. Buyurun. Alt anlamı ölüm sonucu yitirmek olan bir söz. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım. 3 tane. Üçüncüyü de
alalım. Nasıl olsa süremiz bitti. Alt anlamı ölüm sonucu yitirmek olan bir son söz. Alt anlamı ölüm sonucu. Kaybetmek. Kaybetmek. 600 puan değerinde 5 bin kazan. O 5 bin 7 bine de çıkabilirdi. Benjamin'le aranızda bir şeyler geçti. Kesinlikle. Ben de anlayamadım efendim. Kesinlikle ne yazık ki şöyle elinizi 1 santimetre kadar üzerinde tuttunuz da bir türlü Benjamin'le basamadık. Benjamin'le ilgili başından beri sıkıntılarım vardı zaten. Öyle mi? Düşündüğüm başıma geldi galiba. İlk reklam arasındaki birazdan bir reklam arası vereceğiz. Ben onu sizin yerinize döveceğim. Hiç merak etmeyin. Peki. Sonrasında Özge Hanım gelip son noktayı konduruverecek. Bir alkış alalım. Bir sevinelim. Kredi kartı. 10 muymuş? Değil miymiş? Olmuş. 10'muş. O zaman 1000 puan kazanmamız lazım. 8300. Şöyle bir derin nefes alın. Maşallah. Şimdi cevap. Lodos. Lodos. 300 puan değerinde. Aa, hülle ne ya? Gülle o. Bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim buyurun bırakın. O zaman. Bırakın. İş görür. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir de sizin için. Bir de benim için. Jaws. Jaws. Jaws olur mu hiç? Jaws köpek balığının adı. Ah Jaws gözün kör olmasın. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna. Sepetlemek. Sepetlemek 800 puan değerinde. Sapili, sepili, supili. Devam. Popili, sipili. Bir de pi değil o. Pa. Pali. Sapali. Sapali de değil. Sepeli. Ay sepali. Değil. Sipali. Sipali işimizi görür. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevirmek. Giriş gelişme sonuç. Mezirenme gelmedi aklıma. Sizin canınız sağ olsun. Daikin'le kelime oyunu devam edecek. Daikin.